Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin, uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, güzel bir hafta olsun. Haftanın ilk gününden e, güzel bir enerjiyle ben niyetlendim. Şöyle neyse halimiz o çıksın falımız dedikten sonra da gördüklerimi size de göstererek yorumluyor olacağım. İnşallah dileklerimize kavuştuğumuz bir hafta olsun diyorum. Yüreğinizde kocaman bir böyle çukur oluşmuş. Geçmişinizden getirdiğiniz bir konu olabilir ya da şu an kaygılandığınız bir durumla alakalı evham halindesiniz. Yani ben ne yapacağım acaba dediğiniz bir durum. Şimdi öncelikle iki kişinin kafa kafaya verdiği bir konuşma içerisindesiniz ki arka taraftaki insanın şuradaki yükü kaldırmakta kafasının e, bu yükü kaldırmasında çok zorlandığı çıkmış. Yani burada şöyle diyebilirim e, bu durum kiminle alakalı? Sizin ya da karşınızdaki insanın olduğunu söylüyor. Burada cevaplar sizde olacak çünkü. Şimdi bu insan tamamen geçmişteki kaybıyla alakalı bir evhamda aslında. Yani ben geçmiştekini alayım mı alabilir miyim yoksa geçmişteki gibi bir kaybı tekrar yaşar mıyım? Bir adım atacağım ama emin de değilim diyor. Şimdi etraftan konuştukça iç dünyanızın daha da karıştığı Aslında Trabzon'un T'si harfini görüyorum burada ben. Bir Adana'nın A'sı harfi var. Birileriyle içli dışlı konuştuğunuz bir süreçten geçmişsiniz ve e, işin tuhafı herkese sorup herkesten bu konuyla ilgili e, farklı fikirleri almışsınız. Yani orta yolu bulacaksanız bile sorduğunuz ve her konuştuğunuzda akışta kalmayarak aslında her konuda her konuşmada biraz daha çorba biraz daha karışıklık biraz daha ne yapacağım ben edanızın olduğunu söylemiş burası açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var ki öncelikle bir karar vermek zorundasınız ve çok hassas bir terazi kafanızın üstüne koymuşsunuz. Mantıklı davranmak zorunda kaldım dediğiniz bir hani zurnanın son noktasındasınız artık. Ve burada da bu karışıklıktan sonra ne yapabilirim mi düşünüp bakın kafanız arkaya doğru gidiyor. Bu durumda hep arkaya geçmişe takılı kalmak demek aslında bu ya gündem geçmişten gelmiş ya da fikirleriniz hep sürekli geçmiştekiyle kıyaslıyorsunuz. Bir şekilde arınmak zorundasınız ama e, bir iki kişi birbirine mesafeli çıkmış. Yani günün sonunda bu arınmada ya birine mesafe koyuyorsunuz ya da arkanızı dönüyorsunuz. Ve e, sonrakinde yani hemen bu kararı verdikten sonra bir yüzleşme ortamı gibi düşünebilirsiniz. Bir konuşma yapmışsınız ama yanınızda bir büyük aslında bu büyük derken birazcık şöyle bir kart seçmek istedim. Sanki ermiş kartı vardır ya akıllı düşünen, geleceği düşünen bir kişi. Şimdi burada sizin hakkınızın yenmemesi için anladığım kadarıyla bir bilir kişiden de yardım istemişsiniz. Bu bir avukattır, bu bir babanızdır, annenizdir, bir büyüğünüzdür bilemedim. Ama bir ermiş kişiden aldığınız fikir hakkınızın yedirtmemeniz yönünde. Yani diyor ki aslında burada sen eğer ki bir iş yapacaksan söz uçar yazı kalır. Yani hakkını alacağın şekilde bunu düşünmelisin. Bu da nasıl olabilir biliyor musunuz? Şöyle gerçekleşebilir. Ee, bir kere şunu yapmalısınız. Ya bu işi sözelden ziyade açık açık bunu bir sözleşmeye Noter tasdikleme gibi bir şey aslında. İşin garantiye al uyarısı var burada. Nitekim bunu aldıktan sonra aslında çok net bir şekilde kararlı dik duruşunuz olmuş. Tam da bu hafta aslında işe başlıyorsunuz gibi atılacak bir imzanın süresi var. Evet bakın aldığınız hani e, bir satranç taşı gibi bir görsel var. Yani senin nokta atışlı e, adımlar atman şart burada aslında. O yüzden de atacağın adımlara, alacağın kararlara burada çok dikkat etmen lazım. Dikkat etmen lazım diyor yani. Şimdi bu dikkat etmen gereken noktada, bir kere üç kişi konuşacağın bir karara varmışsın. Hatta kararı varmış. Bunu uygulama aşamasındasın. Bu hafta bir şeyi hayata yürürlüğe geçiriyorsunuz artık. Ve bu yürürlüğe geçiş de zaten çok net şuradaki 3 tane insanın sıkı sıkı akıllı ve mantıklı bir şekilde kararlar vererek konuştuğu bir döngü. Bence işte bugün hani artık işte 10 günümüz kaldı burada. Ekim biter, Kasım'ın ortası olur diye görüyorum. Burada tarih olarak soracak olursanız. Bu Kasım'ın ortasında ne olur? Zaten süreç o zaman sonlanıyor. Zaten imza o zaman netleşiyor. Bir mahkeme sonucu almak ya da işi tamamen artık resmiyete döküp işi startla yani start vermek gibi. Hani yeni bir işe geçtiniz, yeni bir iş kuruyorsunuz. Bu hafta artık işi ne diyelim? Oturtmaya çalışırsınız. Mekanı, yerleri, şartları konuşarak netleştirmeye çalışırsınız da her şey olur. Hazırlıklar biter. Kasım'ın ortasında da bu imza süreci geçer. Artık sen işte 15 gündür deneme değdin de şimdi resmi bir çalışansın gibi bir durum var. İşi resmiyete dökmek süreciniz Kasım'ın ortasında olur. Bir kişinin burada çok memnuniyetsiz bir yüz ifadesiyle sadece uzaktan sizi gözlemlediğini görüyorum. Yani aslında bir göz, bir çift göz tarafından takip desiniz. Yani ne yapılabilir, nasıl olabilir, ne yapacağız dediğiniz her noktadan haberdar olmak isteyen, takipte kalan bir kişi olarak çıkmış açıkçası burası. Şimdi tamam 15'inde bak şimdi bu çukur dediğim alanda zaten göze geleceğin şu olayla alakalı. Sen Kasım sonunda bir şeyi artık sonlandırdığın için artık yeni bir döngüye de başlattığın için ya da işte bu önce işi hallettin sonra hayatının sonrasındaki aşamasıyla ilgili artık adım attığın için insanların burada size bakarak çok ciddi bir konuşmayla çok ciddi bir Ne diyelim ona? Bir kere şunu söylemeden edemeyeceğim. Hayatınızın net kararlarını verdiğiniz bir döngüden geçiyorsunuz. Ee, bu döngüde çok net gücü elinize alacağınız çıkmış. Yani kaygılarınızın olduğu bir sürecin mahkemeyi kazanabilir miyim işi bitirebilir miyim şuradakini halledebilir miyim dediğiniz her neyse burada at gibi gücünüze güç kattığınız çıkmış bu arada <laughs> bu e, yoğunluğu atlattıktan sonra da ya yeni bir aşka atılırsınız ya da zaten var olan evliliğinizde karı koca sakince konuşmaya fırsat bulabilirsiniz bunu söyleyebilirim açıkçası çok net netleşmiş bir döngünün olduğundan bahsetmiş burası Şimdi her şekilde şu var. Sizin hayatınızda büyük oranda en yoracak tempo kasım olur. Şimdiye kadar olan kısmı belirsizliklerinizden kaynaklandığı için arafta duygusundan kurtulursunuz. Evet ama en hareketli döngünüzde işte bu dönemde başlar. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Hmm. Arkadaşlar karşınızdaki insanın çok inatçı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle gözetleyen kişi sanıyorum ki bu. Bir konuda size müthiş diretecek. Ama siz ne yapıp edecek? Bu işi halledeceksiniz. Bakın çok net ilahi bir yardımınız var. Yani şey diyebiliyorum mesela buradaki görsele ben. Her ne yaşamış olursanız olun. Hak yerini bulur, ilahi adalet yerini bulur diyorum ya hep. İşte sizin zaten karmanızda hak edişinizi aldığınız çıkmış. Hak edişinizi alıyorsunuz yine. Çok da güzel kafa kafaya vereceksiniz günün sonunda birisiyle. Artık bu insanın kül olup buhar olup uçası gelecek gerçekten. Hani bu kişi kimse hayatınızdan evet çıkar diyebiliyorum. Haricinde de sizin artık daha sakin bir süreciniz aralık itibariyle. Zaten sanki şey demişsiniz. Yani yeni yıla kadar ben bu düzensizliği halletmem lazım demişsiniz. Beni tekim de aslında iş oraya gidiyor. Gözünüz aydın desem olur. Atlatmış olacak olacaksınız arkadaşlar atlatmış olacaksınız bir şeyi çözmüş olacaksınız yani şimdi o kadar yavaş yavaş akıp gidiyor ki işin içinde çünkü sevdiğiniz insanlar da var yani biraz hayal kırıklıklarınız da var burada yani hiç beklemezdim dediğiniz insanlardan aldığınız tepkiler de var hiç beklemediğiniz insanlardan aldığınız destekler de var çok bir çok duyguyu aynı anda Yaşadığınızı görüyorum. Üç kardeşli, üç ortaklı, üç arkadaşlı bir ortamınızın netleştiği buraya da yansımış durumda. Ben burada en çok hangisi çok rahat? Buket Hanım bizim önümüz açık mı? Nedir? Biz ne yaşayacağız? Dediğiniz bir noktada açıkçası en çok şeyi söyleyebilirim size. İş İş hayatınızın çok büyük oranında ya önü açılmış, ya bereketi çoğalmış, ya gelen gideni artmış paranızın bereketi dediğiniz artma var, artış var. Bu artışı ben şöyle değerlendirdim. Bir kere işte bu bu tüm uğraş eğer ki işle ilgiliyse gözünüz ait, önünüz. Çok net paranızı net kazanırsınız. Hane içerisinde yüreğinizin içerisinde şu gördüğünüz karışıklıkta da 3 kişi kafa kafaya verir. Günün sonunda şu durumu aşarsanız hapiste kaldım hissiyatından kurtulup daha rahatladığınız bir sürece ilerlediğinizi göstermiş evlilik hayatınızda da kafa kafaya verip dedi mi en son bir yerde birisiyle beraber bir çift kalp durumu var. Sizin evliliğinizde eğer ki rızık bölgeniz yani işiniz, olaylarınız konuşuluyorsa da milletin gözünün kaldığını biliyorsanız da ada çayı tütsüleyerek aslında bu negatif enerjiyi atın. Çünkü siz Kesin adımlarla ilerleteceğiniz bir evliliğiniz olur. Sadece dışarıda milletin boş konuşacağını. Bak şimdi iş tarafın açık diyor, hayallerine kavuşmuşsun ama evlilik tarafındaki bu bıdı bıdılar bitmiyor. Ben bu bıdılı, bıdı bıdıları sildim öyle diyeyim. Ama sonuçta bu senin hanene gelen insanların arkandan konuşacağını bildiğin bir vıdı vıdı durumu var. Yani o yüzden sen her gelenin sana verdiği fikir olur, yorum olur. Onları çok takmamalısın. Kendi yuvandaki huzuruna bakarak kendi evindeki aşına, çorbana bak diyor yani aslında. Kendi çorbana bak gibi bir şey var burada. Evet. Yani çünkü buradaki ikili devam eder bu evliliğe. Haricinde. Yepyeni bir sayfa açmışsın iş hayatında. Bunu da bereketli bir şekilde açtığını, kapılarının ardına kadar açıldığını, bereketinin yerinde olduğunu gösteriyor burası. Gözün aydın der miyim? Evet. E çünkü yeni sayfa zaten yepyeni bir süreç içerisinde göstermiş. 3 kafadarınız, 3 olayınız neyse aldığınız haberle aslında üçünüzün bir araya gelmesi, iç dünyanızdaki sıkıntılı döngünün sonlanması, aslında iç dünyanızdaki rahata ermeniz, sonsuzluk ifadesi çıkmış bir şeyi kesinleştirmişsiniz. Yani artık onun üstüne ne ekstra bir dava açılabilir ne ekstra bir bir şey olabilir. Evlilikle ilgili de dediğim dediklik. şimdi İmparator kartı birazcık inatçı bir erkeğin baskın tarafını ifade ediyor ama eğer ki bu baskın taraf eşiniz de bile şunu söylüyor. Ben bu evliliği kurtarırım. Bu evliliği toparlarım. O insanları dinlemem. Benim dediğim dediktir. Millet ne derse desin. Ben yuvama, huzuruma bakarım diyen bir erkeğin vesilesi var burada. Ya da bu inatçı insan sizin evliliğinizde etken olan kişi ise dahi artık onun etkisinden çıkmışsınız da milletin konuşmasını da kafaya takmazsınız. Ki bence burada eş var, bir erkek var. Yani burada ben seni istiyorum ya da seni seviyorum ya da ben senin istediğini yapacağım ee, diyen bir erkek baskınlığı sonrasında bu milletin boş konuşmaları olacak. Belki de sadece senin kurtarıcındır bu erkek. Yani bu evlilikteki baskın karakter erkektir demek de istiyor olabilir. Herkes kendi hayatına göre de değerlendirip yorumlasın buradaki e, adama. Diyorum Görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Çok hayırlı diyebilirim. İş konusunda içinizi ferah tutun diyebilirim. Bereketinizin artacağı bir döngüye girmişsiniz. E, o yüzden de çok da kafanıza takabileceğiniz eyvah diyebileceğiniz bir durumunuzun olmadığını gösterdi açıkçası burası bana. Şimdi ben sadece görebildiklerimi açıklamaya çalıştım arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel dilekleriniz bu hafta sonuç bekleyen arkadaşlarımız. E, bu dediğim enerjideki gibi aslında dilekleri uyan kim varsa gerçekleşsin diyorum arkadaşlar. Sonundaki sohbetlerim tamamen dostvari. Sizlerin de çünkü bana gelen yorumları ve özelden attığınız mesajlarla ben bu enerjiyi gerçekten sahip çıkabiliyorum bu enerjiye. O yüzden teşekkürün en büyük sizlerin. Bunu her zaman söylüyorum, belirtiyorum, bilin. bunun dışında şunu söylemeden edemeyeceğim. E kimin ne derdi var elbette ki hepimizin bir mücadelesi var ama eğer ki bu dertler birisi yüzünden diyorsanız eğer o birisinin sizin hayatınızda hani dua ederek bir yere varabileceğinizi düşünmenizi yanlış olduğunu söylüyorum. Bu da benim fikrim sadece. Çünkü bir kişi ve dua ederek sadece negatif enerjiyle kendini doldurur. Ama ilahi adaleti teslim edersen evren zaten ona bu yaptığını bedelini ödetecek. Sen de bunu duyacak ya da zaman içerisinde göreceksindir. O yüzden umudunu yitirip de kendini depresyona sokup bir de bedduayla negatif besleme diyorum aslında ben. O yüzden diyeceğim şu ki arkadaşlar e, her şekilde bir kere ilahi adalet teslim edin. Yani sağlığınız eğer ki çok şükür bugün de yerinde diyorsak, düşürmesin, eksik etmesin dediğimiz yerler, oralar. O yüzden en başı sağlık diyorum. Her şeyin en başı sağlık. Kalanı halledeceğiz zamanla. Sadece ya sabır. Dedikten sonra bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.